ATP Adenozin trifosfat da dediğimiz ATP molekülü tüm canlıların yaşamsal enerji formudur. Bütün enerjinin kaynağı neydi? Güneş enerjisi. Klorofil organizmalar bu güneş enerjisini ne yaparlar? Fotosentez reaksiyonuyla tekrar ATP'ye çevirirler ve ATP organik besinin yapısında başka bir enerjiye dönüştürülerek depolanır. Biz bu enerjiye kimyasal bağ enerjisi diyoruz. Daha sonra tüm canlılar organik besinin yapısında bulunan bu kimyasal bağ enerjisini solunum dediğimiz olayla tekrar ATP'ye çevirir. Arkadaşlar bakalım bu olay nasıl gerçekleşiyor. Arkadaşlar güneş enerjisi sadece klorofilli organizmalar tarafından fotosentez dediğimiz olayla organik besinlerin yapısında bir kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek depolanır. Ve tüm canlılarda hücrenin içinde gerçekleşen solunum adı verilen reaksiyonla bunu kullanabilecekleri forma yani ATP'ye çevirirler. ATP dediğimiz aslında doğrudan kullanılan bir form değildir. Bu yüzden ATP'nin parçalanmasıyla harekete, ısıya, ışığa hatta elektrik enerjisine çevrildiğini öğreniriz. Şimdi arkadaşlar, adenozin trifosfatın moleküler yapısı incelendiğinde azotlu organik baz şekere glikozit bağıyla bağlanıyor. Şeker H3PO4 adı verilen fosforik asite ester bağıyla bağlanıyor ve bu gördüğünüz molekül aslında bir nükleotit. Peki kimin nükleotididir dediğimizde bu bir ribonükleotittir arkadaşlar. Çünkü şekeri 5 karbonlu ribozdur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? RNA'nın yapı taşı ribonükleotittir. O zaman RNA parçalandığında açığa çıkan adenin ribonükleotit daha sonra ATP sentezinde kullanılabilir. O zaman ATP ribonükleotit yapıldır diyebiliriz ve buna bir yıldız koyabiliriz. Adenin azotlu organik bazıyla ribozun birlikteliğinden oluşan yapıya adenozin. Bu yapıya bir fosforik asit bağlandığında adenozin monofosfat, bir fosforik asit daha bağlandığında adenozin difosfat ve bir fosforik asit daha bağlandığında adenozin trifosfat. Yani yaşamsal enerji formuna ulaşırız ve bunu tüm canlılar yapar. Peki enerji nerede depolanır dediğimizde buradaki üç fosforik asit arasında 2 tane yüksek enerjili fosfat bağı vardır ve enerji bu bölümde depolanır arkadaşlar. Peki ATP sentezi incelendiğinde ATP'nin yıkımı işte o demin söylediğimiz yüksek enerjili fosforik asitler arasındaki bağlar koparıldığında örneğin ATP bir fosforik asit koparıldığında adenozin difosfata parçalanır ve 7300 kalori açığa çıkar. O zaman ATP'nin yıkımına egzotermiktir yani aslında ısı veren reaksiyondur dememiz mümkün. Peki yapımına baktığımızda arkadaşlar AMP inorganik fosfat bağladık, enerji kattık. Adenozin difosfat yaptık. Adenozin difosfata ise inorganik fosfat kattık, enerjiyle beraber ATP yaptık. O zaman ben ATP yapımı için ATP bile yapsam ne harcadığımı görüyorum enerji. O zaman tüm sentez reaksiyonlarında olduğu gibi ATP sentezi de enerji alan bir reaksiyondur. Yani endotermik bir reaksiyondur. Peki neden doğrudan AMP'den ATP yapmadık da kademeli olarak yaptık ya da neden ATP'yi direkt AMP'ye değil de ADP'ye parçaladık dediğimizde arkadaşlar eğer biz ATP'yi hemen AMP'ye parçalayacaksak açığa çıkacak olan yüksek enerji hücrenin zarar görmesi anlamına gelecektir. O zaman ATP'nin yapımı enerjinin ekonomik kullanımı anlamına gelecektir. ATP'nin de kademeli olarak yakımı o açığa çıkacak olan yüksek enerjinin hücreye zarar vermesini engellemek adına gerçekleşmektedir. Şimdi dedik ki AMP'ye fosfat ekledik ADP, ADP'ye fosfat ekledik ATP. Dolayısıyla aslında ATP sentezi bir fosforilasyon reaksiyonudur. Yani bir fosfat ekleme eylemidir. Şimdi arkadaşlar o zaman bir moleküle fosfat katılma işlemi yani ATP sentez biçimleri incelendiğinde dört başlık atacağız. Diyeceğiz ki bir, substrat düzeyinde fosforilasyon. Şimdi daha önceki derslerimizde substratın enzimin etki ettiği madde olduğunu öğrenmiştik. O zaman enzimin etki ettiği maddelerden yani substratlardan yüksek enerjili fosforik asitleri koparacağız. Yani bütün temel bunun üzerine kurgulanmıştır. O zaman bakalım. Mesela tüm canlılar solunma eylemini gerçekleştirirken glikoliz adı verilen bir reaksiyon gerçekleşir arkadaşlar. Glikolizde amaç organik besinin içinde depolanmış olan kimyasal bağ enerjisini neye çevirmek? ATP'ye çevirmek Peki bunu nasıl yapacağız? Örneğin şu moleküle dikkat edelim. 3 karbonlu bir bileşik ve ona yüksek enerjiyle bağlanmış fosforik asitler görüyorsunuz. Her okun üstünde biz yazmasak bile mutlaka enzim vardır. Enzimin etki ettiği madde substrat denir. Bakalım buradaki X enzimi substratından fosfor koparmış ve adenozin trifosfat oluşmuş ve molekül kendisi iki fosforluyken şimdi kaça düşmüş bire. Devam edelim isterseniz. Buradan bir pirüvik asit oluşacaktır. O zaman ben buraya bir enzim daha yerleştirdim. Bu sefer de bu enzim fosfobiliserik asitten çalacaktır fosforunu ve yine ATP sentezi gerçekleştirecektir. O zaman temel prensip söylenen şey şu. Yüksek enerjili substratlardan fosfor kopararak ATP sentezine substrat düzeyinde fosforilasyon denir. Bu eylem solunum sırasında gerçekleşir. Solunum oksijenli de olsa, oksijensiz de olsa tüm canlılar substrat düzeyinde fosforilasyonu şimdilik sitoplazmada olduğunu bilelim. Daha sonra ökaryotik hücrelerde ise mitokondrinin içinde gerçekleşen Krebs çemberi reaksiyonlarında da substrat düzeyinde fosforilasyonun gerçekleştiğini öğreneceğiz. <laughs>